Sosyoloji Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber öğretmenlik bölümleri üzerine durmaya çalışacağız. YKS tercihlerimizde bizim için oldukça önemli bir kısmı barındırıyor. Tabii ben size işte hangi öğretmenlik alanına, hangi taban puanına yerleşebilirsiniz, işte şu kadar sıralamanız var, şu sıralamaya şuraya gidebilirsiniz kısmını açmayacağım. Çünkü zaten siz YÖK Atlas'tan ve elde etmiş olduğunuz sıralamadan hangi öğretmenlik alanının hangi üniversitede size nasıl gelebileceğini görebilirsiniz. Benim ele alacağım kısım çok daha önemli. Benim ele alacağım kısım Türkiye gerçekleri. Yani 4 yıl sonra sizi neyin bekleyeceği kısmı buraya bakacağız. Bütün öğretmenlik alanlarını ifade etmeye çalışacağım. Tabii bütün söylediğim 100'e yakın öğretmenlik alanı var. Tabii hepsini değil ama önemli olan hani alımların çok yüksek olduğu, kontenjanların yüksek olduğu nispeten bölümleri ele almaya çalışacağız. Sayısaldan, sözelden, eşit ağırlıktan ve dil kısmından bunları ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. 4 yıl sonra sizi ne bekler? Özel sektörde hangi öğretmenlik alanında hangi kısımlara gidebilirsiniz? Devlet alımlarında işte şu anki son 5 atamada durumlar neler? Bunları değerlendirmeye, bunları görmeye çalışacağız ve çok güzel bir şekilde de size fayda sağlayacağını düşünüyorum diyelim. Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmayayım. Ben şöyle kalemimi seçeyim. Şuradan da ilk sayısal bölümlerle bir başlangıcımızı yapalım. İlk olarak bilgisayar ve öğretim teknoloji öğretmenliğini ele alalım. Şimdi 2019'da 2 alım. 2020'de 2 alım ve 2021'de tek alım vardı. Son 5 alımı görüyorsunuz şu an ekranda ve tüm öğretmenlikler için şöyle bir sıralama yaptım. Bunların hepsini bir araştırdım, buldum ve buraya yerleştirdim. Şimdi dikkat edersek 2019 yılı içerisinde toplam 40 bin alımda 1351 kontenjan ayrılmış buraya ama günümüzde 50 kontenjana kadar düşmüş. Hocam bu öğretmenliğin önü tamamen kapandı mı? Burayı tercih etmeyelim mi? Değil mevzusu. 2021 alımları biraz farklı bir alım unsurunun içerisinde barındırıyordu. 2021'in ilk adımı tamamen orta öğretim branşlarına ayrılan bir kısımdı. Yani orta öğretim branşları yükseltilirken liseyi kastediyorum. İlk öğretim branşlarında kontenjanda özellikle bir azaltma meydana gelmişti. Yani orta öğretim branş kontenjanları artırılırken ilk öğretim branş kontenjanları azaltılmıştı. Olası bir ek atama olacak mı, olmayacak mı, bir daha olur mu, olursa ne kadar eklenir? Şu an bunlar muallak. Yani bu videoyu çektiğim tarih için söylüyorum ama şu anki durum böyledir. Şimdi bilgisayar ve öğretim teknoloji öğretmenliğini okuduğunuz zaman yani bilişim öğretmenliğini yapabileceğiniz gibi okullarda milli eğitim çatısı altında aynı zamanda bilgisayara dair kendinizi geliştirmeniz size çok çok kapı açar. Yazılımda kendinizi geliştirebilirsiniz, özel sektör için söylüyorum. Ne bileyim, bir oyun programcılığında kendinizi geliştirebilirsiniz ki günümüzde bilgisayar dünyanın neresine giderseniz gidin sizin için avantajdır. Yani öğretmenliği okurken aynı zamanda bilişim alanında da bireysel olarak kendinizi geliştirmeniz sizin için her şey olur. Bakın şu gerçeği kabul etmek lazım. Aslında girizgah kısmında bahsedecektim ama hazır bilgisayara girmişken buradan bahsedeyim ve devamını size ifade etmeye çalışayım. Şimdi Türkiye gerçekliğini unutmamamız gerekiyordu. Gerçekliğimiz ne? Yarım milyonu aşkın öğretmenin şu an atama beklediği gerçeğidir. Bu bütün bölümleri kapsayan bir kısım bu yarım milyon. Şimdi bakıyorsunuz 40 bin almış, 40 bin almış, 20 bin almış. Hani açığı karşılayabiliyor mu? Hayır, karşılayamıyor. Bu yüzden sizi hani böyle biraz daha farklı kılacak nitelikleri kendinize edindirmeniz lazım. Bir defa üniversitenin 2. ve 3. sınıfından itibaren artık eğer devlet memurluğu istiyorsanız yani öğretmenliği direkt kamu personeli olarak istiyorsanız 2. 3. sınıftan itibaren artık sınavlara hazırlanmanız lazım. Aynı zamanda bireysel gelişiminize inanılmaz katkı sağlamanız lazım. Yani sizin gerek kamu sektöründe olsun, gerek özel sektörde olsun ön plana çıkarabilecek özellik ve nitelikleri baya baya öne çıkarmanız gerekiyor. Şimdi mesela ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim. Sosyal bilgiler öğretmenliğine geldiğim zaman da değineceğim buraya. Sosyal bilgiler öğretmeni olarak birçok farklı alanda kendinizi geliştirmeniz lazım. Alanınıza hakim olmanız lazım. Her şeyden öte bir öğretmen olarak diksiyonunuzu, yaklaşımınızı, çocuklarla hitabetinizi birçok farklı alanda kendinizi gerçekleştirmeniz lazım. Ben Urfa Siverek doğumlu biriyim. Yani ben sana bu dersi aha şöyle de anlatabiliyorum ama arkadaşım size bilgisayar öğretmen teknolojileri öğretmenliğini anlatıyor. 40 bin almış devlet. Devlet 40 bin almış 1351 atama da yapmış. Sen çok çalışman gerekiyor. Çok çalışırsansa sen bunu yapsan. Ben sana şiveyle de anlatabilirim bunu. Ki esasımızda zaten şiveyle doğduğumuz yerden geliriz. Bu bizde her zaman kalıcı kalır yani. Bilgi hiçbir zaman kaybolmaz. Ama bir öğretmen böyle konuşmamalı. Diksiyonuna, hitabetine, birçok önemli niteliğine de dikkat etmek zorunda. Yani sizi diğerlerinden farklı kılan her türlü özellik kişisel yatırımınız olur.
bunu ne kadar iyi gerçekleştirirseniz sizi bir adım öne kılar. Ama lütfen Türkiye gerçekliklerini unutmayacaksınız. Bunlar özellikle 4 yıl sonra olası zaman kayıplarını engeller. Yani 4 yıl sonra eliniz kuvvetlenir. 4 yıl sonra sizi ne bekler bunu görmeniz gerekir. Yani böyle böyle bu süreç ilerler. Bu yüzden ben dedim ya, amaç burada size taban puanları gösterip hangi üniversiteye gideceğinizi işaret etmek değil. 4 yıl sonra sizi ne bekler kısmını aslında bu videoda göreceksiniz. Bu bakımdan da çok önemli olduğunu söyleyeyim. Işık tutacaktır sizlere. Özel sektörde iyidir. Özel sektörde dediğim gibi bilgisayar sistemleri üzerine kendinizi geliştirdiğiniz zaman, hele de yazılım sistemi üzerine aç kalmazsınız. Bu bir gerçek. Ama atamalarda da ciddi bir düşmenin şu an yaşandığını görmek mümkün. Biyoloji öğretmenliğine gelelim. Belli bir seyri izliyor. 2019'dan 2021'e baktığımız zaman 2019'da 160, 2020'de 187, 2021'de 144 alım söz konusu. Özel sektörde biyologların çok geniş sahası, Türkiye sahası içerisinde var diyemeyiz. Bu bir gerçek. Ancak hani kişisel gelişiminizde yabancı dilinizi geliştirir, yurt dışı segmentli işlere yönelebilirsiniz ancak biyolog unsuru üzerine. Anca öyle öyle. Ama Türkiye sahasında maalesef ve maalesef çok geniş değil. Bakın bu sene orta öğretime yönelik olarak 20 binlik alım gerçekleşmesine rağmen orada bile çok fazla kontenjan aldığını söyleyemiyoruz. Tabii 2019 ve 2020 çifter atamanın sayıları hani çifti tutturmaya çalışmışlar diyelim. Ama max seviyeleri böyle son 5 atamaya baktığımız zaman. Dilerim fen bilgisi öğretmenliğine orta öğretime yönelik olarak ilk öğretime yönelik olarak bir öğretmenlik grubu. Dikkat ederseniz 2019'da çift alımda 2068, 2020'de çift alımda 2028 ve 2021 tek alımda şu ana kadar 996 almış. Demek ki hani çift alımlarda genelde 2000 hani barajını görmeye çalışan bir branş. Ders saati sayısı fazla, mesela bir sosyale göre oldukça fazla olduğunu söylemek gerekir. Bu yüzden alımları hani bu gibi niteliklerde paydası yüksek alanlardan biri. Tavsiye edebilirim, eğer sıralamanız varsa fen bilgisi öğretmenliği iyidir. Sadece kamu alanında mı? Hayır. Bireysel olarak da kendinizi gerçekleştirirsiniz ve gerçekten ilerletebilirsiniz. Özel sektörde, özel ders vermede, LGS'de size fayda sağlar. Yayın kısmında, kitap hazırlama, soru bankası hazırlama kısmında fayda sağlar. Buradan ek gelir. Hatta bazen elde edeceğiniz gelirin öğretmenlik, normal hani mevkideki öğretmenlikten çok daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Yine kurslarda da öğretmenlik alanında, sınav hazırlık kurslarında fayda sağlayacak özel sektör işlerine sahip değil. Dilerim fizik öğretmenliğine, orta öğretime, liseye geçtik. Lise kısmında fizik alanları çok yüksek değil. Çift alımlarda bakın 2019 ve 2020'de 485 ve 307'leri görmüş ama bu seneki orta öğretime yönelik olarak alımda ise demek ki max görebileceği sayı tek bir alımda 317'ymiş. Bu yüzden hani okuyacağınız öğretmenlik bölümünün kaç kontenjana sahip olduğunu, aynı zamanda kaç tane mezununun olduğunu, mezun kontenjan paylaşımının yapılması gerektiğinde lütfen unutmayalım. Fizik için YKS'ye gidecek olursak, YKS'de biliyorsunuz fizik, kimya, biyoloji 20 soruluk bir dağılımları var. 7-8 tane soru geliyor içerlerinden böyle. Bu yüzden hani YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak kurslarda en fazla bunun özel sektörde öğretmenliği olabilir. Yine yayın kısmında da özel sektörde öğrenci ve yayın desteğiyle burada ek bir gelir kaynağı da yaratabilirsiniz diyelim. İlk öğretim matematik öğretmenliğine gelelim. Atama sayılarının hani genel payda en yüksek olduğu bölümlerden biri. Bu yüzden sayısalla denk geldiği zaman acımayın. Mutlaka okuyun. Yani önemli değil. Ya işte ben Hacettepe okuyayım, işte 950'de okuyayım, Ege'de okuyayım, Hakkari'de okuyayım. Nerede okursan oku. Yani o etiket öğretmenlikte yoktur. İşte ben şu üniversiteden mezun oldum. Hani bir yerden mezun olduğun zaman sana KPSS'de ilaveten puan vermeyecekler. Bu yüzden sakın hani aklında öyle bir şey yer edinmesin. Puanın yetiyorsa neresi olursa olsun okumanı tavsiye edebileceğim sayısaldan bölümlerden biri ilk öğretim matematik öğretmenliği. Dikkat ederseniz 40 binlik alımlarda 2800-3400'lere falan gelmiş. Bu seneki tek alımda ise 1262. Bakın neredeyse atamanın %8'ine tekabül ediyor. %7, %8'ine tekabül ediyor. Yok %7, %8 olmaz ya. %6... %6 civarı bir şey. Bu da çok ciddi bir orandır. Öyle söyleyelim. İşte köşesi emin çünkü yüze yakın öğretmenlik
kısmım var. İlk öğretim matematik için. Hadi onu geçtim. Hadi kamu alanını geçtim. Özel sektörde matematik her şey. Bizim kanalı görüyorsun. Bakın ben bir sözelciyim. Sosyalciyim. Tarih, coğrafya, din, kültürü ve felsefe derslerini biz burada sizinle beraber işliyoruz. Ben sözelci değil sayısalcı olsaydım, matematik, fizik, kimya, biyoloji anlatsaydım, emin olun bu kanalın abone sayısı işte 100 bin değil, şu an 1 milyondu, belki 2 milyondu. Sayısallar böyledir. Yani sayısaldan çok ekmek yersiniz. Özel dersler olabilir, yayın desteği olabilir, bununla beraber kurslar olabilir. Yani olabilir de olabilir. Matematik her şey gerçekten. Matematik ve Türkçe şu an en gözde, en revaçta bulunan dersler arasında diyelim, unutmayın. Özel sektörde de kendinizi geliştirdiğiniz zaman birçok kapı açar. Onu da peşinen söyleyelim. Ve yine matematik öğretmenliği, az önce bahsettiğim ilk öğretim kısmıydı. Bu da lise kısmı. Lise kısmının alanları tabii şey kısmı gibi değil. İlk öğretimdeki gibi çok yüksek değil. Ama 2019'a baktığımız zaman çift alımlarda 1104, 2020'de 999, 2021'de ise tek alımda, zaten lise yönelik olduğu için 1004 alımın gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Diyorum yani bakın mezun sayısı ne kadar, kontenjan ne kadar verilmiş ve aradaki dağılım unsurları ne kadar, bunları görmeniz size oldukça fayda sağlar. Az önce ilk öğretim matematik için özel sektörlerinde değilse lisedeki matematik için de aynı şeyler geçerli. Kimya öğretmenliğine gelelim, biyoloji öğretmenliği gibi. Maalesef çok fazla atama kontenjanına sahip değil. 2019'da 475, 2020'de 305 almış çift alımlarda. 2021'deki lise yönelik tek alımda 369 kontenjan ayrılmış burada. Kimya mezun sayısına çok dikkat etmeniz lazım. Türkiye'de özellikle özel sektörde kimyaya yönelik olarak çok geniş bir istihdam alanı söz konusu değil. Bunu peşinen sizlere söylemiş olayım. Ha ne olur? Aynı biyolojide olduğu gibi kendinizi özellikle İngilizce konusunda çok geliştirebilirsiniz. Belki yurt dışı segmentte işlerde size fayda sağlar, onu söyleyelim. Teknoloji ve tasarım öğretmenliğine gelelim. Teknoloji ve tasarım öğretmenliği alımları çok yüksek değil. 109, 204, 105, 150 pardon, görmüş olduğunuz üzere 100'lü 200'lü sayılarda bir kontenjan alımı söz konusu teknoloji ve tasarım öğretmenliğinde. Ama bu bölümle ilgileniyorsanız, İşte tasarım bölümlerinden geliyor. Daha çok bunların öğretmenlik durumu. Pedagojik formasyon aldıktan sonra zaten buraya geliyorlar. Tercih edebilirsiniz. Öyle diyelim. Sayısal bölümlerimiz böyleydi. Sözel bölümlerimize gidelim. Sözel bölümlere el alıp değerlendirelim. Şimdi değerli sözelci kardeşlerim, siz bendensiniz. Ben de bir sözelciyim. Coğrafya öğretmenliğinden başlayalım. Çok sevdiğim derslerden biri coğrafya bir sosyalci olarak. Ama maalesef lisede alımları çok yüksek değil. Çifte alımlarda 286-285 yapmış. Bu seneki tek alımda lise yönelik olduğu için 219'u görebilmiş dikkat ederseniz. Mesela 2020'de ne almış adam? 140 işte 150 falan almış böyle. 285'i tamamlamış bir şekilde diyelim ki. Bu sene 219 almış. Yani lise yönelik bir atama olmasına karşın ağırlığın. Orada bile max bu sayıyı görüyor. Sanırım hani 8-10 bine yakın bir mezun sayısı var. Alım sayısı ciddi manada az. Şimdi YKS'de biliyorsunuz TYT kısmında 5 soru geliyor coğrafyadan. Hatta AYT kısmında bir 20 soru falan geliyor ama çok mu rağbet görüyor? Bence değil. Yani YKS öğrencilerin çok rağbet ettiği bir kısım olmuyor sözel dersler maalesef. Kamu personeli seçme sınavında 18 tane coğrafya sorusu geliyor. Hani oradaki kurslara yönelik olarak, oradaki yayın desteklerine yönelik olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani özel sektörde ekmek kapısı var ama orada da dediğim gibi gerçekten kemikleşen, kadrolaşan yapılar var. Hani sıfırdan gelen biri için ciddi bir mücadele istiyor özel sektör. Hiç de kolay olmayacaktır. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine girelim. Alımların çok yüksek olduğu, hatta en yüksek olduğu sınıf öğretmenliğinden sonraki bölümdür din kültürü ve ahlak bilgisi. Tabii bunda birçok değişken var. Aslında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinin hani ders saat sayısı mesela sosyal bilgilerden azdır. Ama seçmeli, zorunlu seçmeli ders sayısı oldukça fazla. Bu yüzden alımın inanılmaz yüksek şu an tabii. Şu anki eğitim sisteminde böyle. Ama 4 yıl sonra ne olur? Seçimden sonra mevcut iktidar değişir mi, değişmez mi? Aynı eğitim politikası devam eder mi, etmez mi bilmiyorum. Bu yüzden yani şu an çok sınırda olan bir kısım. Çünkü 2023'te olası bir değişim, hani siyasi bir değişim beraberinde eğitimdeki de değişimi getirebilir. Din kültürü ahlak bilgisini dediğim gibi
Normalde ders saat sayısı mesela sosyal bilgilerden azdır. Ama zorunlu seçmeli dersler veriliyor okulda. Bu yüzden atama sayıları çok yüksek oluyor. Belki eğitim sistemindeki bir değişim bu zorunluları gereksiz kılar. Bir anda bu kontenjanların 300'e, 500'e, 600'e düştüğünü görebilirsiniz. Şu anki konjonktürel yapıda durum budur. En fazla alınan ikinci öğretmenlik kısmıdır. 2019'da 3832, 2020'de 3637 almış. Bu seneki tek alımda ise 1805 alım gerçekleşmiş. Şu an en revaçta olan öğretmenliklerden biri. Okul öncesine gelelim. Okul öncesi öğretmenliği son 2 yıldır çok sağlam alıyordu. Gerçi bu seneyi aldığı sayı da çok fena değil ama nispeten hani ilk öğretimin alımları biraz düştüğü için ona da yansıdı bu alımda. Ama 3000'li sayıları görüyor. Okul öncesi bir hani 5-6 yıl daha potansiyel niteliğini taşımaya gayret eder. Çünkü hani okul öncesinin zorunlu olmasıyla beraber, sınıf öğretmenliğiyle beraber ben en fazla alımların okul öncesinden olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden puanı tutuyorsa lütfen okul öncesini sakın kaçırmayın. Öyle diyelim. Özel eğitime gelelim. Özel eğitim ve okul öncesi için parantez açacaktım ama özel eğitimden bahsettikten sonra ikisi için parantez açacağım. Şimdi özel eğitim öğretmenliği de son yıllarda revaçta olan öğretmenlik alanlarından biri. Çok fazla mezun sayısına sahip değil. Bu yüzden bir 5-10 yıl içerisinde çok sağlam alımların olabileceği öğretmenlik alanlarından biri. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi okul öncesi ve özel eğitim. Bakın değerli kardeşlerim. Mesele öğretmenlik yapmak değil. Mesele işi yapmak da değil. Ama mesele hayat. Şimdi mesela dersin ki o alımı çok iyi. Ben özel eğitim öğretmenliğini okurum. Kesinlikle atanırım. Ben bu işi yaparım dersin. Belki atanırsın, sıkıntı yok. Ama önüne zihinsel engelli çocuklar gelecek. Bazen görme engelli çocuklar gelecek. Bazen bedensel engelli çocuklar gelecek. Yani bu çocuklarla ilgilenebilecek potansiyeli kendine görebiliyor musun? Buna soracaksın kendine. Veya aynısı şey için olsun. Okul öncesi öğretmenliği için olsun. Sen o bıdık bıdık küçük yavrularımızla ilgilenebilecek, onlara karşı sabır gösterebilecek, onları anlayabilecek donanıma kendini görebiliyorsun. Sabrı görebiliyor musun? Ben gerçekten bunun altında kalkabilirim. Niyetini kendine görebiliyor musun? Önemli olan burasıdır. Önemli olan para kazanmak değildir. Önemli olan atanmak değildir. Parayı her türlü kazanırsın. Parayı farklı yerlerden de bir şekilde iş yaparak bulabilirsin. Ama burada bir hayat geçireceksin ve bunu belki 40 yılı yapacaksın. Bu yüzden bu sabrı, sebatı, birçok unsuru kendinde görebiliyorsan lütfen buralara yönel. Yoksa öyle dışarıdan hani ben bazen bakıyorum işte tercih sayfaları paylaşmış. İşte öğretmenlik maaşı 6000 lira. Hani şu işte mühendislik maaşı bu kadar. Bilgisayar bilmem mühendisliği maaşı bu kadar falan. Hani tercih ederseniz maaşlar da böyle. Çocuk da altında diyor ooo ne güzel maaşlar ya ben bunları falan yaparım. Mesele para değil ki. Mesele senin bunun altından kalkıp kalkamayacağın. Mesele senin gerçekten bunları yapıp yapamayacağın. Bunlara zaman ayırıp ayırmayacağın. Lütfen çok geniş endeksli düşünün tercihlerinizi. Sakın hani tek bir odaktan bakmayın. Bu yüzden mesela ben bugün atama sayılarını size vererek böyle göstermeye çalıştığımda tabanları göstermiyorum. Çünkü mesele senin bir yere yerleşip yerleşmemen değil. Mesele senin neyin beklediği 4 yıl sonra 4 yıl sonrayı görerek hareket etmek zorundasınız. Mesela gelelim sosyal bilgiler öğretmenliğine. Evet özel eğitimden sonra o geliyordu. Benim bölümüm 2019 ve 2020'de 1156-1349 alımlarla aslında önceki yıllara nazaran bir kıpırdama vardı. Ama bu alımda gerçekten çok acımasız oldu. 155'e kadar düştü kontenjanı. Çünkü liseye kontenjan ayrılınca ilk öğretimdeki bu alım bayağı düşmüş oldu değerli kardeşlerim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yeni yeni gelen dersler var. Hatta bu ders kitaplarından birini de ben hazırlayacağım Milli Eğitim Bakanlığı'nda. İnsan hakları dersi bize verildi. İnsan hakları dersinin gelmesiyle ders saat sayımızın artacağını ben düşünüyorum ki muhakkak artacaktır. Ders saat sayısı artınca da bu da atama kontenjanlarının mutlaka pozitif bir yansıma söz konusu olur. Bu yüzden sosyalden hani genelde 20 binlik alımlarda ben sonraki yıllarda 1000'li 1200'lü kontenjanlar bekliyorum. Bu yüzden okunur mu? Evet okunur. Ama 20 bine yakın hatta 20 bine aşkın mezunun olduğunu ve atama sayılarında şu şekilde olduğunu unutmayacaksınız. Yani ekmek aslanın ağzında değil midesinde kendisi inanılmaz geliştirmeli. 2. 3. sınıftan itibaren kamu personeli seçme sınavına hazırlanmalı ve sistemi iyice öğrenmelisiniz. Sosyal okuyanlar zaten benimle beraber olacak. Ben sizlere yani bu öğretmenlik alanlarında hangi dersler var, sizleri nasıl yönlendirebilirim, KPSS'den nasıl yüksek puan alabilirsiniz, benimle beraber olacaksınız. Ama dediğim gibi
ekmek aslanın ağzında değil, midesinde bayağı bir mücadele gerektirecek. Özel sektöre geldiğimiz zaman sosyalde ne gibi avantajlar var? LGS grubuna inkılap derslerinde, bir de YKS grubuna tarih, coğrafya, felsefe grubu derslerini anlatmakta gerekli donanıma sahip olacaksınız. Yani sözel derslerde kendinizi inanılmaz gerçekleştireceksiniz. Ve bu bakımdan çok hani böyle çekirdek derslerden biri olduğunu söyleyelim. Tarih öğretmenliğine gelelim. Tarih öğretmenliğine baktığımız zaman lise grubu öğretmenliklerinden biri. 2019'da çift alımda 853, 2020'de 398, 2021'de ise tek alımda 310 gördü. Çok fazla atama sayısının olduğu öğretmenliklerden biri değil. Özel sektörde KPSS'de veya YKS grubunda kurs öğretmenlikleriyle de veya yayın kısmında soru bankaları veya konu anlatımlı kitaplar hazırlayarak kendinizi geliştirebilir, para kazanabilirsiniz diye. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine gelelim. Özellikle daha önceden açık öğretim fakültesinden mezun olanlara ve farklı bölümlerden mezun olanlara verilen yani şeylerle beraber siz söyleyin, pedagojik formasyonlarla beraber bir ara Türk Dili Edebiyatı öğretmenliğinin mezun sayısı 50 binlere 60 binlere ulaşmıştı. Düşün 50 bin 60 bin mezun var ve atama sayısı böyle. Bu yüzden çok tabii çoğu kişi artık bırakmış yani umudunu kesmiş bu bölümden. Yani, kamu personel seçme sınavlarına bile girmiyorlar artık yarısı. Ama hala çok ciddi sayıda bir mezun sayısının olduğunu unutmamanız lazım. 2019'da çift alımda 960, 2020'de 728'i görmüş. Bakın sadece lise yönelik olan bir atamada bile, sadece lise demeyelim de lise kontenjanının çok yüksek olduğu bir atamada bile 511'i görebilmiş max sayıda. Bu da düşündürsün lütfen sizi. Edebiyat öğretmenliğini seçerken ciddi manada çok sağlam hazırlanmanız gerekiyor. Türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliğine nazaran çok daha iyi alıma sahip. Bu yüzden Türkçe öğretmenliğini ben olsam edebiyat öğretmenliğinin üstüne yazarım. Gerek kamu alanlarında yüksek bir kontenjana sahip olduğunu, gerekse hani bizim için YKS'de ve KPSS'de yani özel sektörde çalışabilmek için ve buradan para kazanabilmek için çok revaçlı bir kısım. İşte TYT'de 40 tane geliyor sorusu. Yani Türkçe, matematik, her şey yani. Veya KPSS'de hala 30 soruyla en revaçlı olan kısımlardan biri. Bu yüzden Türkçe'yi puan tutuyorsa neresi olursa olsun okuyun. Çok önemli değil. İştahlık bölümlerine gelelim. Burayı ifade edelim. Beden eğitimi öğretmenliğinde bakın alanlara baktığımız zaman 1600-1500'müş 2019 ve 2020 yıllarında. Bu sene 540 almış tek alımda. Eğlencelidir. Ben küçükken aslında ilk olarak beden eğitimi öğretmenliğini düşünüyordum. Sonra edebiyat öğretmenliğini düşündüm ama en son sosyale gitmiştik. Bana çok havalı geliyordu. Hani beden eğitimi öğretmenlerinin böyle kendi okulda odasının olması böyle sürekli rahat kıyafetle böyle şekil şukul yapmaları böyle. Ama eğlencelidir. Tabii yetenek sınavları oluyor burada. Hani beden eğitimi öğretmenliğine gitmeniz için belli sınavlardan geçiyorsunuz aynı zamanda. Sadece puan yetmiyor. Ama eğlenceli midir? Eğlencelidir bence. Varsa böyle düşünceniz yapılabilir. Felsefe öğretmenliğine gelelim. Maalesef alımların düşük olduğu öğretmenliklerden biri. Bir de ben senelerce anlamadım. Felsefe niye eşit ağırlıkta? Hani sayısalın hiçbir kısmını barındırmıyor ama niçin eşit ağırlığa bunu veriyorlar? Hala oradaki mantığı çözemedim. Güzel bir derstir ama alımları çok yüksek değil maalesef. 2019'da 306, 2020'de 271, 2021'de ise bakın direkt liseye yönelik olarak kontenjanın fazla olduğu bir yerde bile ancak ve ancak 205'i görebilmiş diye. Gelelim rehberlik öğretmenliğine. Belli bir fix alımları var bunların zaten PDR'nin. Bu yüzden hani en kötü 1000'i görebiliyor. 20 binlik alımlarda öyle söyleyelim. Çok fazla mezun sayısına sahip değil. Oranlamaya baktığınız, alım ve oranlamaya baktığınız zaman. Bu yüzden puan tutuyorsa ki çok yüksek taban puanlara sahipler. Öyle söyleyelim, çok yüksek taban sıralamalarına sahipler. Denk gelirse kaçırmayın. Öyle diyelim rehberlik için. Sınıf öğretmenliğine gelelim. Zaten en fazla alımların gerçekleştiği öğretmenlik grubu sınıf öğretmenliğidir. Dikkat ederseniz 2019'da 5000, 2021'de çift alımda neredeyse 6000'e kadar gelmiş. Bu sene tek alımda 2883'ü görmüş. Bakın liseye yönelik ağırlık olan bir alımda bile hani ilk öğretimdeki bir öğretmenlik yine 2883'leri görmüş. Bu bakımdan çok ciddi. Yani KPSS puanları 72'lere, 73, 74, 75'lere bile çok rahat atanabiliyorsunuz yani o puanlara. Bu bakımdan sınıf öğretmenliği en gözdesi diyelim yani. Haber sayıdan onu gösterir. Dil bölümlerine gelelim. Hızlıca buradan da ifade edeyim. Almanca öğretmenliği fix 300-200 civarı alımları var. Devam edelim. Arapça öğretmenliğinde dil hakkında hepsi bittikten sonra genel bir konuşma yapacağım.
340-744 almış. Bu senede 503 almış Arapça. Fransızca maalesef diğer öğretmenliklere nazaran alımların neredeyse yok olarak olduğu bölümlerden biri. Türkiye derecesi olanlar zaten gidiyor. Bu sene mesela derece yapan da gidememiş çünkü almamışlar. İngilizce öğretmenliği dil grubunda en fazla, genel öğretmenlik bölümlerinde de en fazla olanlardan biri zaten sınıf, İngilizce ve din. Bunlar her zaman ilk üçtedir. 4000'lere yakın alımları var. Bu sene tek alımda 1938'i görmüş. Diyelim 20 binlik bir alımda İngilizce. Zaten sadece öğretmenlik alanı için değil, dil grubunda az sonra bahsedeceğim. Dışarıda da çokça iş görür. Rusya öğretmenliği 5-3-25 almış. Bu sene bayağı bir almışlar. 25 mi? Bayağı 5 katı almışlar yani. Bir de dil grubunun genel konuşmasını yapayım. Sonra müzik öğretmenliğinden bahsedeceğim. Şimdi bakın, dil sadece kamu alımı için düşünmeyin. İşte mütercim, tercümanlık yapabilirsiniz. Çeviri faaliyetlerine girebilirsiniz. Yurt dışı işleri olabilir. Çok farklı alanda da dilde kendinizi geliştirdiğiniz ve o dile ve kalıplarına hakim olduğunuz zaman birçok şeyde de özel sektörde kendinizi geliştirmeniz, büyük şirketlerde, hele hele İstanbul gibi yerlerde, Ankara gibi yerlerde size fırsat sağlayan niteliği bulabilirsiniz. Onu söyleyelim. Tabii bu bölümlerden mezun olan abileriniz, ablalarınızın da sizlere tavsiyelerini mutlaka dinleyin. Çünkü biz şu an işin sayısal kısımlarındayız ve hayat tecrübesi kısmındayız. Ama o bölümün mezunlarında mutlaka ulaşın, dinleyin. Hatta gerekirse onların gruplarına girin. Sadece dil için söylemiyorum, tüm öğretmenlik alanları için. Onların yaşamış olduğu, içinde bulunmuş olduğu hal ve durumdan bilgi alın. Ve kafanızda şu olmasın, ben her zaman şunu söylüyorum. Kafa şöyle oluyor. Ya diyor 5 kişi alıyorsa, o ben de diyor Türkiye derecesi yaparım, o ilk 5'e girerim. Hayır, sakın öyle düşünmeyin. Yani hayat öyle karambole düşünülebilecek bir nitelik değil. Zaman ve hayat kaybedersiniz. Belki yıllarınızı alır bu mücadele size. Lütfen öyle düşünmeyin. Tercihlere de sakın o gözle bakmayın. En uygun alanını, ta ki sizi en uygun nitelikte geliştirebilecek alana bulana kadar buradaki tercih unsurlarınıza çok çok dikkat edin diyelim, tamam mı? Bir de burada müzik öğretmenliğinden bahsedelim. Yetenek sınavıyla alınıyor müzik öğretmenliği. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, eşit ağırlık sözel veya sayısal olarak. Tamamen yetenek sınavından sonra alınan bir bölüm olduğunu da ifade etmiş olalım. Evet değerli gençler, bu şekilde öğretmenlik bölümlerinden bahsettim ama tekrar ve tekrar söylüyorum. Yapılacak şeyler 1. Zaten taban puanları hemen yok atlastan falan bakabilirsiniz burada. Alımları gördünüz, hangileri iyi, hangileri kötü, hangileri revaçta, hangileri daha düşük, hangisi özel sektörde kuvvetli, hangisi özel sektörde çok paya sahip değil. Bunları ifade etmeye çalıştım, bunlara dikkat edersiniz. Ama hangi bölümü okursanız okuyun, tekrar söylüyorum, üniversitenin adı sana hiç önemli değil. Çünkü hani siz mezun olduktan sonra kimse oraya bakmayacak kamu personel seçme sınavında. Sakın o kısma takılmayın. Bu bir kıstas olmasın sizin için. Ama illa güzel yerlerde okumak, güzel üniversitelerde, büyük üniversitelerde okumak istiyorsanız bu tamamen sizin tercihiniz unsuru olsun. Hangi bölümü okursanız olsun okuyun. Kişisel gelişime inanılmaz katkı sağlamak zorundasınız. Kendinizi ikinci veya üçüncü farklı alanlarda geliştirmeye çalışın. Mesela sosyalci olabilirsiniz, sosyal bilgiler öğretmenliği okuyabilirsiniz ama mesela yazılım konusunda da kendinizi geliştirin. Bir yazılımcılığı da öğrenin. Mesela var benim tanıdığım bir tane sosyal bilgiler öğretmenliği arkadaşım. Mezun oldular. Baktılar öğretmenlik alımları da çok azdı. KPSS ile uğraşmak istemediler. Bir iki yıl yazılımda kendini geliştirdiler. Şu an mesela yazılım kısmında internet sitesi yapıyorlar, oyun yapıyorlar, kendini oradan geliştiriyorlar ve oradan çok daha devasa paralar kazanabiliyorlar. Bu yüzden lütfen ki sonraki bölümlerde, yani öğretmenlik dışında yapacağımız böyle tercih bölümlerine de ben çok bahsedeceğim onlardan. Hani kendinizi bireysel olarak hangi alanlarda geliştirebilirsiniz diye. Ama sadece bir alanla sınırlı kalmayın. Farklı alanlarda da kendinizi geliştirmeye gayret edin. Emin olun size çok çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Mesele sadece üniversiteyi bitirip o diplomayı almak değil. Çünkü mesele sadece olursa üniversiteyi bitirip diplomayı alırsın ve olduğun yerde kalırsın. Sakın ileriye bu gözle bakma. Yatırımını özellikle kamu personeli seçme sınavı için ikinci ve üçüncü yıldan itibaren yapmaya çalış. Bu da oldukça fayda sağlar sana. Ona da söylemiş olalım. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Gelecek tercih videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım.